Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Telegram'da olan küçük bir sorun ve bunun çözümü. Telegram. Bunun için önce Telegram'ı açalım. Abmobikon kanal. Mesela benim örnek olarak Enstrümental Müzikler kanalı. Telegram'daki sorun nedir diye soracak olursanız, o da şudur. Telegram'a müzik, fotoğraf, video gönderirken altlarına gönderdiğimiz müziğin, fotoğrafın, videonun altına başlık ekleyip başlığıyla birlikte gönderebiliyoruz. Ancak Telegram'dan bir belge göndermek istediğimizde, işte PDF belgesi olabilir, zip dosyası olabilir, RAR dosyası olabilir, 7 zip dosyası olabilir. Bunun gibi belge dosyaları göndermeye kalkıştığımızda altına başlık ekleyemiyoruz. Çünkü dosyayı göndermek için Telegram'ın arayüzünden çıkış yapmamız gerekiyor. Yani şöyle. Mesela buradan dosya düğmesine basıyorum. Dahili depolama dediğim anda Telegram'ın arayüzünden çıkış yapıyor ve böylece dosyayı buradan seçip gönderiyoruz. Burada sıkıntı yok. Gönderiyoruz ama altına başlığını ekleyemiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Altına başlığını dosyayı gönderdikten sonra ekleyebiliyoruz. Yani dosyayı gönderiyoruz. Sonra mesaj kutusuna birine mesaj gönderir gibi artık o ona başlık niyetine ne yazmak istiyorsak yazıp gönderiyoruz ama burada şöyle bir şey ortaya çıkabiliyor. Özellikle gruplarda ve kanallarda gönderdiğimiz dosyanın ne işe yaradığını anlatana kadar araya başka mesajlar karışabiliyor. Başlığı yazıp göndermiş olmamıza rağmen gözden kaçabiliyor. Görmeyen arkadaşlar, başlığın ne olduğunu fark etmeyen arkadaşlar olabiliyor. Bu yüzden tıpkı fotoğraf, müzik, video gönderirken olduğu gibi belge de gönderirken başlıklı bir şekilde, başlığıyla birlikte göndermek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için şöyle yapıyoruz. Buradan çıkalım. Şöyle. Telegram'ı kapatıyoruz. Öncelikle Telegram'dan tamamen çıkıyoruz ve göndermek istediğimiz, örneğin bir tane zip dosyası göndereceğim ben şimdi Enstrümental Müzikler kanalına. İçinde müzik dosyaları olan bir zip arşivi göndereceğim. Göndermek istediğimiz belgeyi Telegram klasörünün içine kopyalıyoruz. Telegram Files klasörünün içine. Sonrasında Telegram'dan yapacağımız işlem sayesinde dosyayı gönderirken dosyayı başlığıyla birlikte gönderme şansımız olacak. Dosyaya başlık ekleme şansımız olacak. Yalnız bu işlemi yapabilmek için zarchiver gibi bir dosya yöneticisi kullanmanız lazım. Telefonunuzdaki Android klasörünün içinde bulunan data klasörünün içeriğini görebilen ve bu içeriğin üzerinde düzenleme yapabilen, bu içeriği yönetebilen bir dosya yöneticisi kullanmanız lazım ki bu işlemi yapabilirsiniz. Ben sıklıkla zarchiver kullandığım için zarchiver üzerinden anlatacağım. Şimdi zarchiver'i açıyorum. İndirilenler klasörüne geldi benim müzik arşivim. Sipuser 1.626.500. Bunu seçtim. Tol düğme çık kopya. Kopyala dedim. Download cihaz cihaz hafızasına geliyorum. 20 Android
Android klasörüne data. Giriyorum. Sonrasında data klasörüne giriyorum. Org Telegram Messenger Telegram 10.01 org.telegram.messenger klasörüne giriyorum. Files 1E Files klasörüne giriyorum. Telegram tekrar Telegram klasörüne giriyorum. Telegram Files 1 Telegram Files klasörüne giriyorum ve indirilenler klasöründen kopyaladığım müzik arşivini buraya düğme yapıştırıyorum. Düğme. Artık müzik arşivimiz Telegram Files klasörünün içine yapıştırılmış oldu. Şimdi buradan çıkıyoruz ve Telegram'ı başlatıyoruz. Tekrar enstrümantal müzikler kanalına girelim. Şimdi ben bir belge gönderiyorum. Bir zip dosyası gönderiyorum ve dosyayı başlığıyla birlikte göndermek istiyorum. Şöyle yapıyorum. Bildirim medya ekle. Medya ekle diyorum. Medya, dosya fotoğraf. Fotoğraf. Bir saniye. Dosya. Dosya. Seçenek. Burada seçenekler var. Galeri, sıkıştırma, dahili depolama. Dahili depolama galeri. Telegram. Telegram. Buradaki Telegram sekmesine basıyorum. Telegram 7 öğle. Böylece Telegram'ın klasörleri açıldı. Telegram audio, Telegram bilmem ne falan. Telegram'ın içeriklerinin kaydedildiği Android klasörünün içindeki Telegram klasörü açıldı. Ben göndermek istediğim içeriği Telegram Files klasörünün içine kopyaladığım için Telegram Files klasörünü açıyorum. Telegram Files. Ve benim dosyam burada göründü, geldi. Siz Telegram'ın hangi klasörünün içine kopyaladıysanız göndereceğiniz belgeyi Telegram Documents klasörünün içinde de olabilir. Oraya da kopyalamış olabilirsiniz. Nereye kopyaladıysanız orayı, o klasörü buradan gösteriyorsunuz. Sonra buraya gelmiş olan dosyanızı seçiyorsunuz. İşaretli. Seçtiğiniz zaman bakın altında bir başlık ekle. Bir başlık ekle diye bir seçenek geldi. Normalde olsa dahili depolama kısmından, yani dosya ekle, gelen seçeneklerden dahili depolama bölümüne tıkladığımız anda Telegram'ın arayüzünden çıkış yapıldığı için göndermekte olduğumuz belgenin altına başlık ekleyemiyorduk. Belgeyi başlığıyla birlikte gönderemiyorduk. Başlığını sonradan yazmak durumunda kalıyorduk. Ama bu şekilde yaptığımız için, yani göndermek istediğimiz belgeyi Telegram'ın klasörlerinin içine kopyaladıktan sonra buraya gelip bu medya ekle düğmesinden sonra Telegram düğmesine basıp o göndermek istediğimiz söz konusu belgeyi hangi klasöre kopyaladıysak o klasörün içine girip sonra göndermek istediğimiz belgeyi seçtiğimizde Telegram'ın arayüzünden herhangi bir çıkış yapılmadığı için başlık ekle düğmesi burada etkin hale geliyor. Mesela ben buraya ne yazayım? Müzik dosyaları yazayım. Kare. Bulunması kolay olsun kare. Diye de başına kare koyuyorum. Şöyle büyük harfle yazayım. Büyük harfle. S. K. K. Giriş. Müzik. Büyük harf S. Büyük dosyaları. S. S. Bir saniye yanlış oldu. Müzik dosyaları. Klavye gizli. Bir dosya. Bir dosya gönder diyor. Buradaki düğmeye bastığım anda benim göndermek istediğim belge dosyasını altına yazmış olduğum başlığıyla birlikte gruplara, kanallara göndermiş oluyoruz. Bastım. Zip dosya zipuser 1.626.146/9C8A9C8V6187.134E6B6.8120.946B6.8B8216Z8960 0KB31MB yüklendi. 31MB.
Diyez müzik. Dosyaları. Gördüğünüz gibi belge dosyam kanalıma gönderildi ve dosyamın altında da başlığı var. Dosyanın ne dosyası olduğunu belirttiğim bir başlığımız var. Böylece bu yöntemi uyguladığımız için gönderdiğim müzik dosyamın, pardon, müzik dosyası diyorum. Gönderdiğim belge dosyamın altında dosyamın ne işe yaradığını belirttiğim başlığı da, yani açıklaması da görünmüş oluyor. Sizler de bu şekilde, bu yolu takip ederek kanallarınıza ve gruplarınıza gönderdiğiniz dosyaların başlıklarını sonradan eklemek zorunda kalmadan başlangıçta dosyayı başlığıyla birlikte gönderme şansını elde etmiş olursunuz. Bakın şimdi tekrar gösteriyorum. Yayın, medya, medya ekle, fotoğraf, fotoğraf, dosya, dosya, dahili, dahili depolama. Son. Buraya bastığımız zaman Telegram'ın arayüzünden çıkış yapıldığı için dosya gönderilir ama dosyanın altına başlık ekleyemeyiz. Dosyayı başlığıyla birlikte gönderemeyiz. Dosyanın başlığını sonradan mesaj olarak ayrıyeten göndermemiz gerekir. Bu da sıkıntı oluşturabilir. Başlığı görmeyenler olabilir, gözden kaçıranlar olabilir. Çünkü başlığı biz yazıp gönderene kadar gönderdiğimiz dosyanın altına başka mesajlar gelebilir. Bunun gibi karmaşıklıklar oluşabilir. Bu yüzden dosyamızı, belge dosyamızı buradan değil de Telegram sekmesi üzerinden gönderiyoruz. Telegram sekmesine basıyoruz. Sonra Telegram Files klasörüne giriyoruz ve dosyamızı bulup üstüne tıklıyoruz. Üstüne tıkladığımızda başlık ekle düğmesi Telegram'ın arayüzünden hiçbir şekilde çıkış yapılmadığı için görünecektir. Göründüğünde bu başlık ekle düğmesine basıp istediğimiz şeyi oraya yazıp gönder düğmesine bastığımızda belge dosyamızla birlikte eş zamanlı olarak belge dosyamızın ne işe yaradığını belirttiğimiz başlık da dosyamızla birlikte aynı anda gönderilmiş oluyor. Ben Telegram Files klasörü üzerinden yaptım. Çünkü Telegram'ın göndermek istediğim belge dosyamı Telegram Files klasörünün içine kopyaladığım için oradan yaptım. Siz istediğiniz yere kopyalayıp istediğiniz yerden istediğiniz şekilde işlem yapabilirsiniz. Yeter ki bu işlemi yapmadan önce Z Archiver gibi Android klasörünüzün içindeki data klasörünü görebilen ve bu klasörü yönetebilen, bu klasörün içinden dosya silebilen veya bu klasörün içine dosya ekleyebilen, kısacası bu klasörü yönetebilen bir dosya yöneticisi kullanarak göndermek istediğiniz belge dosyasını önceden Telegram'ın içerik klasörlerinin içine kopyalayıp sonradan buraya gelip dosyanızı artık Telegram'ın hangi klasörüne kopyaladıysanız oraya girip oradan seçip başlığıyla birlikte gönderebilirsiniz. Evet, bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa da konuyla alakalı veya farklı konularla alakalı sorabilirsiniz. Büyük bir keyifle cevap vereceğimden de emin olabilirsiniz. Videonun sağ üst köşesinden de kanalımda daha önce paylaştığım diğer içeriklerle alakalı kartlar geçiyor. O sağ üst köşedeki kartlara tıklayarak veya videonun açıklamalar kısmının en altına inip kartlar menüsünde gösterilen video içerikleri orada da görünüyor. Oradaki içeriklerden birine tıklayarak kanalımda izleme keyfinize tam gaz devam edebilirsiniz. Keyifli seyirler.